Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, tam kıvamında şahane bir muzlu afyon lokumu yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, tatlımızın muhallebisini yapmaya başlamadan önce tepsimizi hazırlayalım. Gördüğünüz gibi bir kase kadar Hindistan cevizim var. Şimdi Hindistan cevizini eşit bir şekilde tepsiye serpiştiriyorum ve tepsinin tabanını Hindistan ceviziyle kaplıyorum. Ve tepsinin tabanına Hindistan ceviziyle kapattım. Yaklaşık yarım çorba kasesi kadar Hindistan cevizi kullandım. Şimdi hazırlamış olduğum tepsiyi bir kenara kaldırıyorum. Evet, şimdi tatlımızın muhallebisi için klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir dolu su bardağı un ve bir su bardağı şekeri alıyorum. Yine aynı bardak ölçüsüyle 5 su bardağı sütüm var. İlk etapta sütümden bir miktar koyarak malzemeleri bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra kalan sütümü de ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıp pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve muhallebiyi kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirdim. Altını kapatmadan kaynamaya devam ederken içerisine 125 gram yağ ilave ediyorum. Margarin ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Yağı ilave ettikten sonra yine kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynamaya başlayana kadar pişirmeye devam ediyorum. Ve muhallebim yağla beraber de kaynamaya başladığında altını kapattım. Şimdi içerisine 2 paket vanilya ilave ederek yine bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Vanilya ile beraber iyice karıştıktan sonra hazırlamış olduğum tepsinin üzerine çok yavaş ve dikkatli bir şekilde döküyorum. Hızlı davranırsanız altındaki Hindistan cevizi bozulacaktır. O yüzden çok yavaş ve narin bir şekilde muhallebiyi üzerine döküyorum. Daha sonra eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Daha sonra tepsiyi en az 3-4 saat bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet, tatlım yaklaşık 4 saattir buzdolabında. Biz de bu arada krem şantisini hazırlayabiliriz. Bir karıştırma kabına bir paket krem şanti ve 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağından bir parmak eksik soğuk sütü alıyorum ve mikserle güzel bir kıvam alana kadar yaklaşık 1-2 dakika çırpıyorum. Ve 1-2 dakikanın sonunda güzel bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şimdi tatlının üzerine koyuyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve krem şantisini de düzelttikten sonra yaklaşık 1 saat kadar bekletmek üzere tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Evet, tatlıyı krem şanti ile beraber de yaklaşık 1 saat kadar dolapta beklettim. Şimdi kenarından gördüğünüz gibi bir kez bıçakla geçiyorum. Ve daha sonra önce 4'e, sonra da 12 eşit parçaya kesiyorum.
Bu arada muzları da dilimlerin uzunluğunda keserek hazırladım. Ben bugün muzlu yaptım. Fakat dilerseniz sade de yapabilirsiniz. Şimdi muz dilimini dilimin üzerine koyuyorum ve bir spatula yardımı ile aynen gördüğünüz gibi ileriye doğru sarıyorum. Ve bir tanesini sizlere yakından da gösterdikten sonra kalan dilimlerin hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet, bütün tatlıları aynı şekilde tamamladım ve artık servise hazırlar. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Lezzeti ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki gerçekten şahane. Ben videoyu bitirip ortalığı topladıktan sonra arkamı döndüğümde inanın tatlıdan eser kalmamıştı. Yiyen herkes hayran kaldı. En başta da söylediğim gibi ben bugün muzlu yaptım. Bu şekilde de şahane oluyor gerçekten. Fakat elinizde yoksa sade de yapabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Hiç tereddüt etmeden, gönül rahatlığıyla bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.